Uygulamamızın bu kısmında yarasamızı yön tuşlarıyla nasıl hareket ettirebileceğimizi göstereceğim. Hemen olaylar kısmından Sağ tuşa Sağ oka basılınca neler olacak? Gerekli işlemlerimizi yapalım. Öncelikle bir değişkene ihtiyacım var. Hemen bir değişken oluştur deyip Sağ ok diyorum. Sadece bu değişkenim için geçerli olacak bir değişken. Sadece bu nesnem için geçerli olacak bir değişken olduğu için Sadece bu kukla için kullan diyorum ve ee, oka basılınca sağ okumunda değeri örneğin 0 olarak kalsın. Ve bunun için ee, ben sağ oka basılı olup bırakılana kadar bir işlem gerçekleştirmek istiyorum ve sadece sağ oka basılı tutulunca yarasam sağ tarafa gitsin istiyorum. Bunun için kontrol yapısından olana kadar bekle bloğunu alıyorum ve algılama kısmından da bu sağ oka Basılmış mı basılmamış mı? Onu kontrol edeceğim. Ve işlemler sekmesinden de Değil bloğunu alıyorum. Değil bloğunu hemen olana kadar bekle bloğunun içerisine atıyorum. Yine sağ ok basılı mı değil mi? Bu bloğuda Değil'in içerisine atıyorum. Burada demek istiyorum ki aslında Sağ oka Basılı olduğu sürece Devreye gir diyorum. Sağ oktan elini kaldırınca bu blok Çalışmayacak. Sağ oktan elini kaldırınca Yine veri kısmından ee, sağ ok değerim 1 olarak değiştirmek istiyorum. Örneğin şimdi bir deneme yapalım isterseniz. Tıkladığımda 0 oluyor. Parmağımı kaldırdığımda ise 1 olarak değişiyor. Bu da demek oluyor ki sağ oka basılı tuttuğum sürece değer 0 oluyor. Ee, kaldırdığımda 1 olarak değişiyor. Buna bağlı olarak ben yarasama hareket ettireceğim. Şimdi bu kısmı hallettikten sonra artık yarasamı sağ tarafa nasıl hareket ettirebileceğim? Olaylar kısmında oyun başlayınca yani bayrağı tıklayınca bu işlem gerçekleştireceğim için olaylar kısmından bayrağı tıklanınca bloğunu alıyorum. Daha sonra kontrol yapısından sürekli olarak sağ tarafa gideceği için sürekli bloğunu gönderiyorum. Şimdi şunun kontrolünü yapmam gerekiyor. Eğer benim Sağ oka basılı mı değil mi? Kontrol etmem gerekiyor. Bunu bir değişkende tutmuştuk değil mi? Sağ ok diye bir değişkende tutmuştuk. Veri kısmına öncelikle e, işlemler kısmından eşitlik kısmını alalım. Şuradan sağ okumu alıyorum. Sağ okumun değeri neydi? Sıfırdı değil mi? Şuraya eşittir sıfır diyorum. Sağ okum sıfırsa eğer şöyle alalım. Eğer benim sağ okum sıfıra eşitse ne yap? Hareketler kısmından bir defa sağ tarafa dönmesi gerekiyor değil mi? Hemen sağ 90 derece dön diyorum. Ve sonra görünüm kısmından git diyorum. Kaç adım on adım gitsin diyorum. Örneğin şimdi uygulamamızı bir deneyelim. Bakın tıkladım. Oyun başladı. Gördüğünüz gibi sağ tıkladığımda sağ tuşa basılı tuttuğum sürece sadece Yarısam sağ tarafa doğru gidiyor. Bu işlemlerin aynısını hem sol ok hem yukarı hem de aşağı ok için tekrar edeceğim. Tabi bunu yapmadan önce ben yarısam sağ tarafa gittiğinde böyle düz olarak gitmesini istemiyorum. Kanat çırpa çırpa gitmesini istiyorum. Yani kılıklar kısmından aslında benim ikinci kılığım olan kanat çırpma olayının da gerçekleşmesini istiyorum. Bunun için hemen görünüm kısmından kılığına geç bloğunu alıyorum ve bırakıyorum. Benim B bloğumda yarasamın B kılığıydı. B kılığına geçtikten sonra tekrar A kılığına geçmesini istiyorum. Bunun için A kılığını seçiyorum. Fakat bu iki kılık arasında gözle görülebilir bir e, görüntü olması açısından Olaylar kontrol sekmesinden arada birkaç saniye beklemesini istiyorum. Yani bu 0.1 olabilir. Örneğin şimdi uygulamamızı bir başlatalım. Ve gördüğünüz gibi sağ oka basılı tuttuğum sürece yarasamız kanat çırpa çırpa sağ tarafa gidiyor. Dediğim gibi şimdi aynı işlemleri hemen isterseniz blokları kopyala yapıştır deyip sol ok için yapalım. Tabi bizim sol ok değişkenimiz yok. Bunun için yine veri kısmına gidip bu sefer sol ok diyeceğim. Sol ok diye bir değişken oluşturuyorum ve sadece bu kukla için kullanacağım. Şunları hemen sol ok yapıyorum. Sol ok. Aynı şekilde bunu da tekrarlıyorum. Yapacağım şey bu sefer sağ ok değil, sol ok olacak şekilde koşulumu değiştiriyorum. Şunu silelim hemen. Solok dediğim için hemen sola dönmesini istiyorum. Ee, ve burada yapmam gereken başka da bir şey yok gibi görünüyor. Hemen uygulamamızı tekrar başlatalım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi e, şurada değişiklik yapmamışım bu arada. Hemen şurayı da solok yapalım. Yarısamızı geri getirelim. Yarısamız baş aşağı dönmesin bu arada. Bunun için Gerekli değişikliği de yapalım. Hemen i harfine tıklayıp dönüş izini dönüş izni değiştirelim. Şimdi tekrar çalıştırdığımızda bakın hem sağa hem sola hareket ettirebiliyorum. Şimdi aynı şekilde hem yukarı hem de aşağı nasıl hareket ettireceğim? Bunun için gerekli işlemleri yapalım. Dediğim gibi yine aynı blokları kopyala deyip bu sefer başka bir değişken oluşturacağım. Aşağı ok diyelim. Sadece bu, bu, bu kukla için kullanacağım. Ee, hazır oluşturmuşken yine yukarı oku da oluşturalım. Tamam diyorum. Hemen buradan yukarı oku önce yapalım isterseniz. Yukarı ok. Şurası da yukarı ok olacak. Yine aynı şekilde e, yukarı oku kontrol edeceğim. Bunu kopyalıyorum aynı şekilde. Bu sefer aşağı oku seçeceğim. Aşağı ok diyorum. Aşağı ok değişkenini seçiyorum. Buradan da aşağı oka basılımı kontrol ediyorum. Ve ardından şuradan da hemen aşağı oku seçiyorum. Buradan da tabii değiştiriyorum bu yukarı ok. Evet sağ ok. Sol ok, yukarı ok ve aşağı ok olarak belirledik. Şimdi sağ oku ve sol oku yaptık. Bunun kopyasını çıkartıyorum. Aşağı doğru sürükliyorum. Sol ok değil. Artık ee, ne yapıyorduk? Yukarı oku yapıyorum. Yukarı okum ne olacak? Bu sefer yukarı diye değiştiriyorum. Ardından tekrar kopyalı yapıştır yapıyorum. Bu sefer yukarı oku değil, aşağı oku yapıyorum. Hemen e, aşağı okuda bu değişkeni de alıyorum ve yönü olarak aşağı ok olarak belirliyorum. Evet şimdi uygulamamızı isterseniz bir çalıştıralım. Sağa gidebiliyorum, sola gidebiliyorum, aşağı gidebiliyorum ve yukarı çıkabiliyorum gördüğünüz gibi.